Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Derbi ile ilgili Mauro Icardi dünyayı salladı. Bugün bir sürü haberler var. Hayal etti yeniden doğdu. İşte hep böyle Icardi üzerinden yazılar ve onun dışında da işte Kartalı Valerian yıktı diye haber okudum bugün. Hmm, o da, ee, o da. Evet, derbi zaferine getirdi Mauro Icardi performansı ile büyüledi. Adam gitti, yakasını bırakmıyor. Evet, dış basına yansıdı. Futbolcular çok fazla sosyal medyada tweet paylaşımları, Instagram paylaşımları öne çıkıyor. Ee, geçen hafta Valerian İsmail bu takımı oynatamıyor diyen topluluk şimdi takımın transferi ihtiyacı var demeye başladı. Nereden başlayacağım bilmiyorum. Yani çok da vaktimiz yok. 5 dakikamız var. Reklama Arası gideceğim ama. Ya. Ha tamam. Yani Galatasaraylar kazandı şimdi diye mutlu. doğru oynadı bir maç oldu. Rakibinin ne yaptığını biliyordu, ne yapabileceğini biliyordu. Büyük ihtimalle Cenk sağda görünce derin bir oh çekmişler. Tamam dediler. Yani bir önceki maç benzeri oynayacaklar. Bekle at kenara bekle gelsin. Yani e şimdi Valerian İsmail yazıları okuyorum. E bir önceki maçı kaybetti, kazandığında Beşiktaş onları yazmamıştınız. Ligin dibindeki takımı yenince Şenol Güneş doğdu, öyle doğdu, dağların arkasından doğdu. Ha, Her gazeteye bak yani. O ilk dört hafta işte İsmail'in takımı şöyle, antrenman yaptığı çok belli. Öyle güçlü, böyle bilmem ne. Şimdi antrenman mı yapmamış oluyor? Şenol Güneş bir gelip antrenman mı yaptıracak? Öyle bir hafta, mi zannediyor? Bir haftada değişir mi öyle? hani güçlüydü, her yere koşup duruyordu. Ama sahada bulamadın ki, oyuncuyu bulamıyorsun. Çünkü rakip senin oyuncunu bulmanı engelliyor. Sen de rakibin, gol atabilecek en önemli oyuncusunu unutuyorsun. Kaybediyorsun oyunda. Kaybediyorsun. Neredeyse birbirinden ilk, ilk goller birbirinden şey gibi değil mi? Özdeşi gibi yani. Atıyorsun indiriyor vuruyor. Atıyorsun indiriyor vuruyor. Ha bu şey ne diyorsun? Top toplayıcı çocuk meselesi. Bak şimdi aklıma geldi. Top toplayıcı ceza vardı. Ortaya verebiliriz sabah gazetesine. Hayır hazır. Cem abiye sorayım da yarın gene konuşuruz zaten yarın öbür gün de şeyler yap Çok mu önemsiyoruz birbirimizi? Tayfur Bingöl'e topu vermeyen top toplayıcı o kargaşanın ardından sağdan attı ortaya çıktı diyor. Kadir, pardon Galatasaray Beşiktaş derbisinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam'ın siyah beyazlı futbolcu Tayfur Bingöl'e topu vermeyen top toplayıcıyı o kargaşanın ardından sağdan attı ortaya çıktı. <laughs> yapabiliyor muyuz? Yani herhangi birine futbolcu olarak böyle bir temas yapabiliyor muyuz? Hakkımız var mı? Yani top toplayıcı bizim emir erimiz mi? Öyle Yok. mi? zannediyoruz. Zaten o süreye artı süreye dahil değil mi? O arma itmez o çocuğu. Beşiktaş arması, Türk forması. Tayfur hiç kusura bakmayacak. 5 saniye geçirdi diye ne oldu maçı mı alacaktın diyor Nihat Kahveci yayında. O muydu? Hani çocuk geliyor atıyor. Şey, Tottenham maçı değil mi bu ya? ya fırlıyor gidiyorlar Aa. gol atıyorlar o da geliyor. Tottenham maçı. Evet evet Sonra maçı. çocuğu evet, alıyorlar şeyi, soyunma odasına. Onun karşılığı bu muymuş yani? Yani onurlandırılan bir çocuğun karşılığı tartaklan mı? Tartaklama mıymış? Oluyor mu bunlar? Kapıyı bir kere açınca bir çocuğa böyle davranınca. Bir çocuğa böyle davranıyor. E gel kendini alma demiş. Ne demiş? Öyle o da onu söylüyordu galiba değil mi? Ayamdan alma derse demiş. Ne 16 yaşında çocuk diyorsunuz ya. Hmm. Sen oyuncusun. Ya. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Saçaboy'a milli takım müjdesi. Sezon başında adı gönderilecekler arasında yer alan boy ilk haftadan beri ortaya koydu. Harika futbolla müthiş bir performans ortaya koyuyor. 22 yaşındaki Sabek Beşiktaş derbisine de rakip oyunculara göz açtırmadı. Boy, siyah beyazların karşısında 90 dakika boyunca hem savunmada hem hücumdaki enerjisiyle taraftarlardan da alkış aldı. Öte yandan Fransa milli takımı tarafından izlenen Boy'in bir hayli beğenildiği öğrenildi. Kara Kartal ile oynanan maçlarda takip edilen genç oyuncunun Dünya Kupası aday kadrosuna yer alma ihtimali de ortaya çıktı. Bildiğimiz gibi Saçaboy uzun süredir Kamerun milli takımını bekletiyor. Kamerun Futbol Federasyonundan Rigober Song ve Samuel Eto uzun süredir Saçaboy ile iletişime geçerek Kamerun'u seçmesini ve Dünya Kupası'nda oynamasını istiyor. Ama Saçaboy kafasına koydu, Fransa'ya gidecek. Fransa milli takımına seçilmesi durumunda Saçaboy'un minimum değeri iki katı artacaktır. Bakalım sonuç bu hafta belli olacak. Büyük ihtimal seçilecek diye haberler var. Galatasaray'da da tapu organizasyonu Icardi ve Raşitsa. Ezeli rakibi Beşiktaş'ı iki vır mağlup eden Galatasaray dev bir operasyona hazırlanıyor. Sarı Kırmızılar sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performanslarından memnun olduğu Icardi ve Raşitsa'nın bonservisini almayı planlıyor. Yönetim iki yıldızın tapusunu almak için kulüplerle görüşmelere önümüzdeki günlerde başlayacak. PSG Icardi ile yollarını ayırmak istiyor Norwich City 11 milyon euroya kadrosuna kattığı Rashid için henüz net kararını vermiş değil. Icardi'nin PSG ile olan sözleşmesi 2024 Haziran'da bitecek. Arjantinli golcünün İstanbul'da mutlu olduğunu ve kariyerine Galatasaray'da devam etmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Beşiktaş derbisinden sonra yaptığı açıklamalarda burada olmakta mutluyum ve Galatasaray'da kalma konusu bana bağlı değil ifadesini kullanmıştı. PSG 2020 yazında Icardi 50 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Icardi'nin şu an güncel piyasa değeri 17 milyon euro. Milot Rashid San ise Norwich City ile 2025 yıllık ders sözleşmesi var. Şampiyonşipte mücadele eden Norwich City eğer İngiltere Premier Lig'e e çıkamazsa 26 yaşındaki yıldız futbolcuyu satma ihtimali ortaya çıkacak. Norwich City ligde oynadığı 20 maçta 32 puan topladı. Zirvede yer alan Burnley'nin 6 puan gerisindeler. Milot Rashica da Galatasaray'daki ortamdan oldukça memnun. Oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro. Icardi ve Rashica Beşiktaş derbisinde istatistikleriyle de göz doldurdu. Arjantinli golcü derbide 6 kez rakip ceza sahası içerisinde topla buluştu. 3 şutun ikisini isabet sağlayan Icardi'nin bir topu da direkte patladı. Rashica ise 11 kez ikili mücadele kazandı. 2 kilit pas atan Kosovalı oyuncu 12 kez 3. bölgede isabetli pas yaptı. Peki dostlar size bir soru soralım. Sadece birini alma ihtimaliniz olsa Icardi'yi alırsınız Raşit sayımı? Dursun Özbek'ten de takım için açıklama geldi. Size hep inandık. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük galibiyeti sonrasında Beşiktaş karşısında kazanarak Aslan'a derin bir nefes aldırdı derbi zaferiyle birlikte Cimbom şampiyonluk için yeniden iddialı bir konuma geçerken Başkan Dursun Özbek ve Timur'un mücadele sonunda soyunma odasına indiği öğrenildi. Özbek başta Okan Buruk olmak üzere tüm teknik heyet ve oyuncuları tek tek tebrik etti. Dursun Özbek şampiyonluk konusunda inancını belirtirken bir motivasyon konuşması da yaptı. Dursun Özbek'in sözlerinden ön plana çıkanlar şu şekilde. İlk günden beri hepinize inandık. Daha iyi olacağınızı biliyoruz. Şampiyonluk yolunda her maç bizim için çok önemli. Bu ekip kenetlenirse her şeyi başarabilir. Şimdi emin adımlarla yolumuza devam etmeliyiz. Açıklamasını yaptı. Icardi'nin derbi forması da Dursun Özbey'e gitti. Beşiktaş'a attığı iki golle derbiye damgasını vuran Icardi'nin forması Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'e gitti. Maçta terlettiği formayı Başkan Özbey'e hediye eden Icardi'nin sizi mutlu görmek beni de mutlu eder dediği öğrenildi. Başkan Özbek ise Arjantinli futbolcu övgüler yağdırdığı belirtildi. Galatasaray'da Icardi'nin ortaya koyduğu performans herkesi mutlu ederken bunda teknik direktör Okan Burun stratejisi işe yaradı. Verilen izinlerde öncesinin ülkesine sonra da Milano'ya giden Icardi için yapılan eleştirilere kulak asmayan Okan Burun oyuncuya yaklaşımı sonuç getirdi. Hem fiziksel hem de mental olarak çok iyi durumda olan Icardi'nin Beşiktaş maçından sonra üçlü çektirmesi Bayrağı sallaması ve son olarak Okan Burunoğlu Ali Yiğit'i üçlü çektirmeye çağırması takımla bağının güçlü olduğunu gösterdi. Cagney'den de şaşırtan performans Galatasaray'ın 2019 yılında Kasımpaşa'dan rekor bon servis bedeliyle kadrosuna kattığı yıldız golcü Cagney, sarı-kırmızılı takımda bir türlü bekleneni gösterememişti. Galatasaray'dan birçok farklı takıma kiralık gönderilen Cagney, bu sezonda kara gümrük formasıyla Süper Lig'de müthiş bir performans gösteriyor. Galatasaray'ın Jackney gönderip aldığı Seferovic ise hala Süper Lig'de gol sevinci yaşayamadı. Galatasaray'ın 2018-19 sezon devre arasında kadrosuna kattığı Jackney, Sarı Kırmızılı ekipte birçok farklı sistem ve teknik direktörle oynama şansı buldu. Transfer olduğu günden bu yana tartışmaların odağındaki isim olan Jackney, ilk yarım sezonu dışında taraftarı ve teknik heyetleri etkilemeyi başaramadı. Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon Süper Lig'de 12 maçta görev alan Cagney henüz ligin 13. haftası oynanırken 7 gol atmayı başardı. Son oynanan Antalya Spor Maçı'nda mücadeleci yönü ve takipçiliği ile öne çıkan Cagney taraftarlarını etkilemeye başaran isimlerden birisi oldu. Galatasaray forması giydiği dönemde yalnızca bir sezonda çift haneler ulaşan Cagney'nin Karagümrük'te çift haneli gol sayısına ulaşabileceği öngörülüyor. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.